Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. Ekim ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş 23 Ekim'e kadar Terazi burcunda olacak. Sizin 5. evinizde ve 9 Ekim'de de Terazi burcunda bir yeni ay doğuyor. 5. evinizde doğan bir yeni ay var. Terazi yeni ayları genel olarak sizin için keyifli yeni aylardır. Daha umutlu, daha heyecanlı, daha duygusal olursunuz terazi yeni aylarında ve sosyal alanlarda bazı fırsatlar çıkarabilir bu yeni ay enerjileri size. 9 Ekim'den 25 Ekim'e kadar olan 15 günlük dönem içerisinde etkisinin yoğun bir şekilde hissedebileceğiniz, yavaş yavaş da hayatınıza dahil olabilecek konular bunlar. Çocuklarınız, hamilelik, doğum gibi konular, bunlarla ilgili girişimler olabilir. Yeni iş girişimleri, yeni aşk ve ilişkilerle ilgili güzel durumlar olabilir. Yaratıcılığınızın yükseldiği bir dönem. Yaratıcı çalışmalarda, hobiler, sanat gibi konularda yine bazı faaliyetlerde bulunabilirsiniz. Ekim ayının en önemli gezegen hareketi Venüs Retrosu 5 Ekim'de başlayacak ve Ekim'in sonuna kadar da devam edecek. Akrep Burcu'nda başlıyor bu retro. Önümüzdeki ay Kasım ayında da Terazi burcunda retro devam edecek 15 Kasım'a kadar. Ama bu ay boyunca Akrep burcunda yaşayacağız retroyu. Sizin 6. evinizde bir Venüs retrosu olacak. Terazi yeni ayın da yönetici gezegeni Venüs retrosu ve ay sonunda 24 Ekim'de de Boğa burcunda bir dolunay var sevgili ikizler. Boğa dolunayı da 12. evinizde meydana geliyor. Özellikle ay ortasından itibaren biraz daha kendinizle, sağlığınızla, yaşam koşullarınızla belki daha fazla ilgilenip biraz buralara çekidüzen vermeniz gerekebilir. İş ve mesleki konularda da yine hassasiyetler artabilir. Gezegeniniz Merkür ayın 10'una kadar Terazi burcunda. Daha diplomatik, daha sosyal, ilişkiler alanında daha faydalı. Ayın 10'undan itibaren ise Merkür Akrep burcuna geçecek. İş konularını, mesleki konularını daha fazla düşünmeye, sorgulamaya başlayacaksınız. Burada zaman zaman biraz böyle kuşkular, kuruntular, kaygılar da artabilir. Çünkü Merkür çok derinlemesine araştırır, inceler. Hiçbir şey de yüzeysel değildir. Siz de mesleki konular, iş konularınız, sorumluluklarınız, belki parasal konular, bütçeniz, muhasebe işleri, düzenlemeleri, hani günlük hayatın detay gerektiren her türlü konusu, bunlarla ilgilenmek zorunda kalacaksınız ayın 10'undan sonra. Ancak Venüs retro, buralarda zaman zaman aksilikler olabilir, engeller olabilir. Örneğin iş ortamınızda, çalışma ortamınızda yardım aldığınız kişilerle ilgili bazı konular olabilir. Yani yardımcınız hastalanabilir, işi bırakabilir ya da yanınızda çalışan kişilerle bazı anlaşmazlıklar olabilir. Bunlara hep dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle kadın figürlerle ilişkiler belki biraz daha özen gösterecek bu dönemde. Sevgili ikizler, ayın sonlarına doğru, o boğa dolunayına doğru Venüs-Mars arasında etkileşim var. Dik açı oluşacak. Biraz böyle yaşamımızda gerek sağlığımız, gerek işimiz ama tüm bunları yaparken de özel hayatımızda biraz böyle geri planda olan konulara dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü Boğa Dolunayı ayın 24'ünde 12. evinizde meydana geliyor. Burası gizli olan konularla alakalıdır. Venüs retrosu da var. Uranüs etkisi var. Bu doğum haritanızın aldığı tabii ki etkilere göre değişebilir. Kişisel gezegenlerinizin yerleşimlerine göre değişebilir. Ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Yanınızda çalışan kişiler veya bir ortamda beraber çalıştığınız kişilerle Venüs retrosu belki böyle tutkulu, ani, beklenmedik bir ilişki potansiyeli yaratabilir. Uranüsyen bir etki bu ve sürprizli bir etki. Ya da hiç beklemediğiniz anda böyle sürpriz bir durumla karşılaşabilirsiniz ve siz bunu kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Streslere de dikkat edin. Tabii ki her türlü işbirliğinde ve yanınızda çalışan kişilerle ilişkilerdeki streslere dikkat etmekte fayda var. Gizlediğiniz bir şeyler varsa yaşamınızda, eşinizden gizlediğiniz bir şey olabilir ya da yakınlarınızdan gizlediğiniz bir şey olabilir ve Uranüsyen bir dolunay, retro bir etki var. Gizli bir ilişki örneğin aniden ortaya çıkabilir ve bir anda sizi zor durumda bırakabilir. Evet, bunlar genel yorumlar tabii ki ama doğum haritanızdaki yerleşimlere göre buna benzer enerjiler altında olabilirsiniz. Bunları tamamen iş ve mesleki konularla ilgili de yaşayabilirsiniz. Yani özel bir ilişkinin, bir yani
bir böyle kadın erkek ilişkisi, bir tutkulu bir şeyin, bir cinsellikle ilgili konunun olması gerekmiyor. Hani iş ilişkileriyle de ilgili böyle gizlediğiniz gizli bir durum ya da sizden gizlenen bir durum, etrafınızda sizden gizlenmiş olan bir durum aniden ortaya çıkabilir. Sürprizli bir şekilde, tabii çok yüksek oranda bir tansiyonunuzu arttırabilir. Hayatınızın dengesini genel olarak bir alt üst edebilir. O nedenle sağlığınıza da dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle böyle tansiyon sorununuz, kronik sorunlar, psikosomatik sağlık sorunlarınız varsa bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinize özen göstermeniz gerekiyor. Bir kısım ikizler de sağlık konularında etkilenecekler. Özellikle boğaz bölgesi, soğuk algınlıklarına dikkat edin. Virütik hastalıklara dikkat edin. Aşırı beslenme ve gereksiz hani tatlı, şeker tüketimi, tamamen Venüs'le ilgili konular bunlar. Şeker dengenizde problemler yaratabilir. Bunlara dikkat edin. Veya var olan bir sağlık sorununun ortaya çıkması gibi bir konuyla da yüzleşebilirsiniz. Özellikle ayın sonlarına doğru. Bu da ne yapacak? Hani günlük hayatınızda bir çeki düzen vermenizi gerektirecek. Bazı şeyleri artık yemeyeceksiniz. İşte diyete başlayacaksınız. Zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak zorunda kalacaksınız. Alkol tüketiyorsunuz. Belki artık bunu ya azaltacaksınız ya hayatınızdan çıkaracaksınız. Beslenme düzeninizde değişimler yapacaksınız. Tüm bunlar zorunlu olarak da hayatınıza girebilir. Sevgili ikizler. Genel olarak baktığımızda evet, ayın özellikle ilk dönemi, ilk 10 günlük döneminde daha sosyal, daha hoş etkileşimler var. Sosyal hayatınız canlı, çok sayıda insanla görüşüyorsunuz, aşk hayatınızda daha güzel gelişmeler var. Yenilikler olabilir 9 Ekim yeni ayıyla beraber, aşk ve ilişkilerde, sosyal yaşamda ya da çocuklara dair hedeflerinizde, isteklerinizde, arzularınızda yine girişimler olabilir. Ama ay ortasından sonra iş ve mesleki alan, buralarda kurduğunuz ilişkiler, ruhsal, bedensel her türlü sağlık temalarına vurgu yapıyor gökyüzü. Uranüs'e dikkat ediyoruz. Her türlü konuya daha özenli, daha dikkatli, daha sağduyulu yaklaşmaya çalışıyoruz sevgili ikizler. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.